Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. İzleyenler, reklamların ardından programımız devam ediyor. Bugün 16 Kasım Dünya KUAH Günü nedeniyle Ordu İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Selen Karaoğlanoğlu bizlerle birlikte olacak. KUAH nedir? Tanısı nasıl konulur? Tedavisi nasıl yapılır? Tabii çok önemli bir hastalık. Ve bizler de bugün KUAH'ı tüm detaylarıyla konuşmuş olacağız. Hemen konuğumuza dönelim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız Selen Hanım? Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii bugün KUAH'ı konuşacağız. 16 Kasım Dünya KUAH Günü dedik açılışta da hocam. Şimdi öncelikle KUAH nedir sorusuyla başlayalım. Dünya KUAH Günü aslında tüm dünyada KUAH'ın farkındalığının artırılması için buluştuğumuz, konuştuğumuz bir gün. Ben de o yüzden hani bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz için de tekrar teşekkür ederim. KUAH akciğerlerin ve büyük hava yollarının kronik, müzmin yani bir kere başladıktan sonra süreyen, devam eden hava yollarının daralmasıyla giden bir hava yolu hastalığı diyebiliriz. Peki KUAH'ın belirtileri nelerdir, semptomları? Öksürük, balgam ve nefes darlığı KUAH'ta gördüğümüz en sık 3 semptom. O yüzden bu 3 semptoma sahip kişiler mutlaka özellikle sigara içiyorlarsa ve özellikle 40 yaş ve üzerindelerse mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmeliler. Çünkü KUAH'ta da her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Evet. Peki kadınlarda mı daha çok görülüyor KUAH, erkeklerde mi? Aslında KUAH'ın hani sebeplerine baktığımızda bu biraz daha belirgin ortaya çıkıyor. Şu an için erkeklerde. Ama mesela gelişmekte olan ülkelerde ya da gelişmiş ülkelerde kadınlardaki sigara içme oranının artmasıyla beraber KUAH'ı kadınlarda da daha sık görüyoruz eskisine nazaran. Peki şimdi bazı hastalıklarla da karıştırılabiliyor. İşte astım mesela. Astımda da çünkü nefes darlığı, nefes problemi olduğu için astım hastalığım var diyerek de insanlar hastaneye başvurabiliyor. Yani bu ayrım nasıl yapılıyor? Aslında çok güzel sordunuz. Çünkü bu ayrımı yapmak gerçekten bizim için de çok zor. Bazen birbirinin içine geçebiliyor bu iki hastalık. Hani astım KUAH'la çok karışabiliyor. KUAH astımla çok karışabiliyor. Burada tabii ki bizde işte kişinin yaşı, şikayetlerin başlama zamanı, ne kadar zamandır bu şikayetlere sahipler, sigara içiyorlar mı, ailede astı mı, alerjisi olan var mı, kişinin alerjik şikayetleri var mı? Birçok faktör bizi iki hastalığı ayrıştırmaya yardımcı oluyor. Bazen de ayıramıyoruz. Bazı kişilerde hem astım hem KUAH'ta olabiliyor ayrıca. Mesela kişinin çocukluk çağından gelen bir astımı olabilir. Çocukluk çağından beri alerjik bir kişi olabilir. Bunun üzerine bir de sigara içerse bu kişi 40 yaşından sonra hem astım hem KUAH hastası da olabilir. Hani astım olan KUAH olmaz, illa ikisini birbirinden ayırmalıyız gibi kesin kriterlerimiz yok. Ama bir kişinin hem astım hem KUAH olması tabii ki daha kötü. Çünkü her iki hastalığında semptomlarını ve izlerini taşıyor bu kişiler. Yani bir ay astım atağı geçirebilir. Mesela mevsim geçişlerinde. Kış aylarında devamlı KUAH alevlenmelerle gidebilir. Böyle olunca tabii ki akciğer fonksiyonları çok daha hızlı kaybediliyor, çok daha hızlı düşüyor. Bu kişi çok daha erken mağlul oluyor. Sosyal hayatı, iş yaşamı çok daha çabuk etkileniyor. O yüzden tabii ki bu kişilerin, özellikle kronik hastalığı olan kişilerin hani sigara içmemesi KUAH açısından daha dikkatli olması gerekiyor. Evet, sigaranın etkisini biraz konuşalım hocam. Çünkü çok önemli bir etken sigara KUAH'ta. Tabii bütün hastalıklarda, kanserlerde de bunu çok konuşuyoruz ama özellikle de KUAH bir solunum hastalığı olduğu için direkt etkilediğini söylüyorsunuz uzmanlar olarak. O yüzden biraz sigara kaç kat arttırıyor mesela KUAH olma riskini?
KOAH neden olur? İşte en önemli %90 etkeni sigara. Aslında sigara demek yanlış olur sadece. Tütün ve tütün ürünleri demek lazım. Yani tütün çiğnemek ya da tütün çekmek, tütün sarıp içmek, nargileler, bunların hepsi KOAH'a sebep olabiliyor. Hatta sadece bunları aktif olarak içmek değil, yanınızda da bunların aktif olarak içilmesi sizi KOAH yapabilir. Yani o yüzden pasif içicilik de çok önemli. Onun dışında ailesel bazı faktörler de diyor ki işte bazı hastalarımız hiç sigara içmeyen kişi de KOAH olabilir diyorsunuz. Nasıl oluyor? Olabiliyor. Hani astım kadar böyle yüksek bir genetik geçişi yok KOAH'ın ama düşük oranda da olsa genetikte KOAH görülebiliyor. Ve tabii ki sadece tütün ürünleri değil, sizin de söylediğiniz gibi solunum yollarını ilgilendiren her türlü zararlı maddeler, partiküller KOAH yapabilir. Çünkü hani burnumuz bizim aslında bronşlarımız, dışarıya açılan bronşlarımız. O yüzden akciğerlerimiz aslında çok steril organlar değil, devamlı havadaki bütün temiz olsun, kirli olsun, bütün maddelerle direkt etkileşen bir organımız akciğerlerimiz. O yüzden hava kirliliği, mesela son yıllarda giderek artan tüm dünyanın problemi hava kirliliği. İç ortam hava kirliliği dediğimiz bir terim var. Bunların hepsi KOAH'a sebep olabilir. O yüzden sigara konusunda da uyarmış olalım vatandaşlarımız. Çünkü sigara içmek, yani %90 etkisinin olduğunu söylediniz. Çok büyük bir oran. Yani sigara içenlerin çoğunluğu ilerleyen yaşlarda KOAH olma riskiyle mutlaka karşı karşıya kalacaktır diye. Evet, evet, çoğunlukla. Şimdi sigara içen vatandaşlarımıza şöyle bir şey oluyor. Öksürüyorum, balgamım var ama işte ben zaten bunlar sigara içenlerde olur diye düşünüyorlar. Ama bunun kronikleşmesi, giderek artması normal değil. Mutlaka bu şikayetleri varsa bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmeleri gerekiyor. Çünkü biz yani orduda da gördüğümüz bu, tüm Türkiye genelinde de gördüğümüz bu. KOAH hastalarımız bize çok geç evrelerde geliyorlar. Hani nasıl kanserin evreleri var, KOAH'ın da evreleri var. 4 tane evresi var KOAH'ın ve biz hastalarımızı genelde 3. evrede, 4. evrede görüyoruz. İyice böyle tıkandıklarında geliyorlar, iyice nefes darlığı yaşadıklarında geliyorlar. Halbuki biz istiyoruz ki o öksürükler, o balgam, o nefes darlığı azıcık başladığında hemen bize gelseler, KOAH'ı çok daha ilerlemesini önleyebiliriz. Semptomların ilerlemesinin önüne geçebiliriz. Çok daha basit, çok daha az ilaçla KOAH'ı tedavi edebiliriz. Çünkü KOAH tedavi edilebilir bir hastalık ama tedavisi ömür boyu sürüyor. Hani yaşam şartlarını değiştirmekle, ilaçlarla ne kadar erken ele alırsak hastayı o kadar faydalı olabiliyoruz kendisine. Evet. Şimdi 4 evreden bahsettiniz hocam. Bunları konuşalım isterseniz. İlk evrede neler oluyor, neler yaşanıyor? Bunlar genelde aslında çok genç yaştaki hastalar oluyor. Şimdi biz önceden KOAH'ı daha böyle yaşlı hastalığı gibi olarak görüyorduk aslında. Ülkemizde de yaş grubu o şekildeydi. Ama maalesef sigara içme yaşının artık 7'lere 8'lere düşmesi, daha erken yaşta tütün ve tütün ürünlerine aktif veya pasif olarak maruziyet, KOAH'ın başlangıç yaşını da öne çekti. Biz 30 yaşında, 35 yaşında da KOAH teşhisi maalesef koyuyoruz. Tabii bununla mesleksel maruziyetler de önemli. Kirli ortamlarda çalışmak, devamlı hava kirliliğine maruz kalmak. Bunların hepsi de önemli ama tabii ki başrolü sigara, tütün ve tütün ürünleri çekiyor. İlk etapta bu saydığım öksürük, balgam ve nefes darlığı çok hafif oluyor. Kişi de çok atak görünmeyebiliyor. Evre 2'ye geçtikçe biraz kişiler yılda bir atak geçirebiliyorlar. Bu şikayetler daha ağır, daha şiddetli oluyor. Artık evre 3 ve 4'te kişiler bu sosyal yaşamlarına, işlerine, güçlerine devam edemeyecek halde daha sık atak geçiriyorlar. Her ay, bazen her hafta ya da 15 günde bir acillere gidip işte biz böyle hani hava taktırıyorum derler. O şekilde yaşıyorlar. O evrede bize geldiklerinde bizim gerçekten elimizde çok yapacak bir şey kalmıyor. O yüzden ne kadar erken bize gelirlerse, hani korkmazlarsa biz sigarayı bırak diyeceğiz çünkü tabii ki söyleyeceğiz bunu. Bundan biraz çekiniyorlar. Bugün giderim, yarın giderim, aman öbür gün gideyim. İşte fındık ayı geçsin de bir gideyim derken yıllar geçiyor, göz kapayıncaya kadar geçiyor. O yüzden ne kadar erken gelirlerse yaşam sürelerini artırma, yaşam kalitelerini artırma şansımız artıyor. Evet, şimdi dediğiniz gibi bazen önemsemiyoruz. Durumun çok da ciddiyetinin farkına varamıyoruz veya korktuğumuz için açıkçası bazen kaçınabiliyoruz ama
ne kadar erken tanı konulup tedaviye başlanırsa hastalığında bu şekilde tabii daha ağır evrelere geçiş yapmasında önüne geçilmiş oluyor. O yüzden çok önemli. Bir kere geçirdim, atlattım, geçti bitti diye düşünmemek lazım. Çünkü o atak bir daha gelecek. Bir daha gelecek derken artık hastalık 3. 4. evreye bile gelmiş olabilir ki dediğiniz gibi bu sefer de kişinin bütün sosyal hayatını, iş hayatını, tüm yaşantısını etkiliyor. Artık hasta sürekli solunum ihtiyacı makinayla karşılanır duruma geliyor. Bu da çok korkutucu gerçekten. Rahat nefes alamamak. Bence hayattaki en büyük zenginlik. Değil mi? Yani rahatça nefes alabilmek, bir makineye, bir cihaza ihtiyaç olmadan. Bunu pandemi sürecinde daha iyi anladık. Koronavirüse yakalananlar, solunum sıkıntısı yaşayanlar çok daha iyi anladılar. O yüzden acele etmek lazım. Eğer varsa böyle şikayetler. Erken yaşlı da zaten ilk evrelerin erken yaşlı olduğunu söylediniz daha çok. İhmal etmemek lazım. Ben gencim, ben sağlıklıyım ama işte arada böyle öksürük vuruyor. Bazen nefes darlığı yaşıyorum. Bunlar da geçiyor zaten diye düşünmemek lazım. İlerleyen yaşlarda çok daha büyük problemlerle karşılaşmamak adına. Tedavi yöntemlerini konuşalım peki. Hastanın artık KOAH süreci başladıysa ilk evrelerde neler yapıyorsunuz hocam? İlaç tedavisiyle mi ilerliyorsunuz? İlaç tedavisi de var tabii ama en önemli faktör, yani KOAH'ta da gösterilmiş. Hani sigarayı bırakmak KOAH'taki ölümleri azaltan, yaşam süresini uzatan en önemli faktör. Yaşam değişiklikleri, hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi, KOAH nasıl bir hastalıktır, kronik bir hastalık. İşte bizim kullandığımız ilaçlar genellikle inhaler dediğimiz ağızdan nefes yoluyla çekilip direkt hava yollarına ve akciğere ulaşan ilaçlar. Bir takım bazı tabletlerimiz de var. Onları da destek tedavi amaçlı bu inhaler ilaçlarımızın yanına veriyoruz. Hani hastayı bilgilendirmemiz gerekiyor. İşte biz mutlaka tedaviye başladıktan sonra kontrole çağırıyoruz hastamızı, bir ay sonra, üç ay sonra, altı ay düzenli aralıklarla, artık ömür boyu bizimlesiniz diyoruz. Bu ilacı işte birkaç ay kullanıp kurtulabileceği bir hastalık değil maalesef. Hayatı boyunca devam edecek ya da şu kadar kullanayım, birkaç yıl kullanayım, hastalığım, KOAH'ım düzelince ilaçlarımı bırakabilirim diyebileceğimiz bir hastalık değil. Biz o ilaçların dozunu artırabiliriz, dozunu düşürebiliriz, yanına başka ilaçlar ekleyebiliriz. Bunların hepsini hastamız kontrollere geldiğinde takip ediyoruz. Bir de bunun yanında tabii işte biraz önce siz de bahsettiniz. Hastalık çok ilerlerse, artık son evreye gelirse, bu nefes açlığı, nefes alamama kronik her gün olur hale gelirse, hastamızın oksijen açlığı olursa biz buna solunum yetmezliği diyoruz. Eğer kronik bir solunum yetmezliği gelişirse de oksijen konsantratörü dediğimiz, evde kendinin kullanabileceği kişi oksijen sağlayıcı ilaçlar, böyle burunlarından bir hortumla takıyorlar. Ya da solunum yetmezliği daha da ilerlerse, bazı KOAH'lılarda ilerliyor, bazılarında da hiç ilerlemeyebiliyor. O yüzden hastalığın kronik takibi çok önemli. Solunum yetmezliği daha da ilerlerse hastalarımıza uyurken uykuda takmaları için böyle basınçlı maskeler veriyoruz. Bu hani hatta uyku apnesinde de kullanabiliyoruz benzer cihazları. Bunun hepsini devlet karşılıyor. Biz rapor yazdıktan sonra hastalarımız hemen ücretsiz olarak temin edebiliyorlar. O yüzden bir göğüs hastalıkları uzmanı uygun görüp bunları rapor ve reçete etmesi gerekiyor sadece. Bu da artık son durum. Evet. KOAH'ta tabii ki bir de rehabilitasyon süreci de var. Pulmoner rehabilitasyon dediğimiz. Hastaları belli rehabilitasyon ünitelerine yönlendirip solunum kaslarını güçlendirme yaptırabiliyoruz. Böylelikle egzersiz kapasiteleri bir miktar artabiliyor. Dediğim gibi yaşam tarzı değişiklikleri, medikal tedaviler, böyle ilaç tedavileri, oksijen destek tedavileri, rehabilitasyon tedavileri KOAH'taki bütün süreci kapsıyor. Evet, peki ölüm oranı hocam, yani az önce bahsettiniz ya, her gün solunum cihazına ihtiyaç duyabilir duruma gelebiliyorlar, özellikle son evrede diye. Abi, tüm tedaviler uygulandıktan sonra eğer
hastanın sağlığına kavuşma ihtimali de çok azalması durumunda ölüm oranı nedir? Aslında tekrar altını çizmek isterim. Gerçekten KOAH'ı erken evrelerde yakaladığımızda, tedavisine başladığımızda bu kişiler hayatlarını ve işte bizim bu önerdiğimiz yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçları düzenli kullanma, sigarayı bırakma gibi önerilere, programlara uyduktan sonra aslında normal, diğer toplumdaki diğer insanlar gibi yaşamlarını gayet güzel sürdürebilirler. Ama hani biz hep şey deriz böyle tıpta, hastalık yoktur, hasta vardır deriz. Kişiden kişiye çok değişiyor. Yani kişinin ölüp ölmeyeceği ya da KOAH'tan ne kadar etkilenip etkilenmeyeceği hakikaten çok farklı olabiliyor. Hani bu astımda da öyledir. Bize hastalarımız gelir. Komşumun da astımı var ama o hiç işte atak geçirmiyor. Ben devamlı öksürüyorum gibi. Hakikaten KOAH da öyle. Her kişi de farklı seyredebilir. Sigaradan etkilenmek de öyle. Bazı kişiler içer, hemen etkilenir. Birkaç evet. yılda hasta olur. Kimisi yıllarca içer, hiçbir şey olmaz. Tabii burada genetik faktörlerimiz de çok önemli ama çok çok nadir olan bir şey bu. Ya da kişinin mesela siz de söylediğiniz bir atak geçirmesi çok önemli. Çünkü KOAH'ta bir atak, bir alevlenme geçirmek bir sonraki alevlenmeyi daha öne çekiyor. Ya ben tamam bu atağı atlattım. Eski hayatıma devam edebilirim gibi devam edemiyor KOAH'lı hastalar. Her atak KOAH'lı hastanın yaşamından, yaşam süresinden, o solunum kapasitesinden bir parça kopartıyor. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Evet. O yüzden biz yılda iki atak ve daha üzerinde atak geçiren KOAH'lı hastalarımıza çok yüksek riskli hastalar diyoruz. Bu hastaların ölüm oranı da daha yüksek olacak. İş gücü kaybı, sosyal yaşamdan kayıp bu hastalarda daha yüksek olacak. Çünkü bir alevlenme özellikle hastaneye yatması gerekiyorsa bir KOAH'lı hastanın. Öyle ben 3 günde yatıyorum, iyileşiyorum, eski hayatıma geri dönüyorum olmuyor maalesef. Bunu hastalar da hissediyorlar. Hiçbir zaman o solunum kapasitesi eski kapasitesine düşmüyor. Hep biraz eksilmiş bir şekilde hasta hastaneden taburcu oluyor. Ve bu ataklar arttıkça da iyice akciğer kapasitesi düşüyor ve yaşam süresi daha da kısalıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle düzenli aralıklarla yayınladığı işte dünyadaki en öldürücü hastalıklar tablosu vardır. Mesela bu 2020'li yıllarda KOAH 10-20 yıl önce 6. sıradayken en sık ölüme sebep olan hastalıklarda şu an 3. sıraya yükselmiş durumda tüm dünyada. En çok öldüren 3. hastalık. Yani burada işte nörolojik hastalıklardan, kalp damar hastalıklarından sonra KOAH tek başına 3. sırayı alıyor. Yani gerçekten öldürücülüğü çok yüksek bir hastalık. O yüzden erken teşhis çok önemli. Semptomları olan, bu öksürüğü olan, balgamı olan, nefes darlığı olan, sigara içen 40 yaş üstündeki kişilerin tekrar ediyorum. Mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına muayene olup gerekli tetkikleri yaptırması gerekiyor. Evet, bir kere oldu, geçti, bir daha olmaz diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten o ilerleyen evreler çok daha sıkıntılı, çok daha kötü. Evet. Korkunç gerçekten. Bazen böyle kamu spotlarında izliyoruz da hocam. Çok. Evet, onlar gerçek korkunç, maalesef. Gerçek. Ya aslında sigara kutularının üstündeki fotoğraflar da gerçek, etiketler de gerçek. Evet. Ben bakmaya dayanamıyorum, çok korkunç. Onlar gerçek. Hani hakikaten diyorum bazen KOAH'lı hastalarıma, hasta mahremiyeti olmasa sizi bir çıkartayım bizim servise de bir hani hastaları bir görün. Gerçekten o nefes darlığı, nefes açlığı bütün tedaviyi almasına rağmen hakikaten çok yorucu bir süreç. İşte Covid'de de nefes darlığı nasıl olur yaşadık. Ama neyse ki birçoğumuz atlattık. Hakikaten bunu her gün yaşamak, her gün yataktan bu nefes darlığıyla uyanmak, işe o şekilde gitmek zorunda kalmak. Hani en basit bir nezle olduğumuzda bile değil mi? İşimiz ne kadar etkileniyor. İşte, evet, ne kadar aciz hissediyoruz. Evet, kendimizi. Bugün işe gitmesem diyoruz, dinlenmek evet. istiyoruz, bütün kaslarımız ağrıyor. Aslında KOAH da sadece akciğerleri ilgilendirmiyor, vücudun birçok yerinde de tutulum yapabiliyor. Yani kasları eriyor KOAH'lı hastalarımızın mesela. Yürümeleri zorlaşıyor. Bacak kasları güçsüzleşebiliyor.
ilaç yan etkileri olabiliyor. Çok yüksek doz ilaç kullanan hastalarımızda ağız kuruluğu gibi, ellerde titreme gibi. Hani bunları çoğaltabiliriz, onlarca sayabiliriz. Kolay şeyler değil bunlarla beraber devamlı yaşamak. Evet, ben de onu soracaktım hocam. Şimdi nefes problemi var. Hasta rahatça nefes alamıyor. Bu tabii ki vücudun diğer organlarına da muhakkak etkileri olacaktır diye düşünüyordum. Ben de soracaktım size. Sadece ciğerleri değil, vücudun tamamını etkileyen bir hastalık. O yüzden en güzeli yakalanmamak tabii, ama yakalandıysak da geciktirmeden tedavi olmak çok çok önemli. Biz de bugün bunun için sizinle sohbet edeceğiz hocam. Şimdi tabii sigaranın ne kadar etkili olduğundan bahsettiniz. Ama ben kendi irademle sigarayı bırakamıyorum diyen vatandaşlar için, yani ben bunu denedim olmadı diyenler için bu konuda da destek sağlıyor musunuz? Tabii aslında tüm Türkiye'de sigara bırakma üniteleri var. İlimizde de var. Biz de hastanemizde, orada eğitim araştırma hastanesinde aktif olarak her salı sigara bırakma polikliniği yapıyoruz. Sigara bırakma polikliniği hakikaten başlı başına bir iş. Yani diğer normal poliklinik işlerinden onu ayrı tutuyoruz. Görüşme sürelerimiz daha uzun olabiliyor. Bu tabii ki devamlı bizim sigara bırakma polikliniklerimiz Sağlık Bakanlığı ile bağlantılı. Hani biz orada ne yapıyorsak hemen bilgiler Sağlık Bakanlığı'na iletiliyor zaten. Ve çünkü şöyle, Sağlık Bakanlığımız dönem dönem zaten devamlı ücretsiz olarak bizim sigara bırakma tedavisinde kullandığımız ilaçlar olsun ya da nikotin yerine koyma tedavileri dediğimiz nikotin bantları olsun, bunları ücretsiz danışanlarımıza, bizim uygun gördüğümüz danışanlarımıza ücretsiz olarak veriyor zaten. Mutlaka sigarayı bırakmak isteyen danışanlarımız bize başvurdukları takdirde biz onlara yardımcı oluyoruz. Farkındayız, hiç kolay bir süreç değil. Ben de uzmanlığımı aldığımdan beri tütün ve tütün mücadelesinin içindeyim. Bazı danışanlarımız da artık ahbap olduk çünkü biz onları bırakmıyoruz. Sen al bu kutuyu kullan, bırakırsan bırakırsın, bırakamazsan da yapacak bir şey yok demiyoruz. Çünkü bu hakikaten bir bağımlılık süreci, kolay değil. Öncelikle bunun neden olduğu, sigarayı bıraktığında yaşayabileceği bütün zorluklar ve bu zorlukların aslında ne kadar normal olabileceği, sadece onun değil tüm bırakmaya çalışanların bu zorluklarla karşılaştığı. Günümüz şartları da malum, hep stres doluyuz. Evet. Kolay bir şey değil normal hayatını, işini gücünü devam ettirirken bir bağımlılıktan kurtulmak, normal değil, kolay değil. Buna biraz tabii ki böyle psikolojik destek de vermeye çalışıyoruz danışanlarımıza. Evet. İki hafta sonra çağırıyoruz, bir ay sonra çağırıyoruz. Aylık kontrolleri var devamlı. En az 3 ay boyunca danışanlarımızı bırakıp bırakmadıklarını kontrol ediyoruz. Alo, evet. 171 bizim ulusal sigara bırakma danışma hattımız. Bize nasıl ulaşacağını bilmeyen, bize gelmek isteyen vatandaşlarımız Alo 171'i arayıp öğrenebilirler. Nasıl geleceklerini de öğrenebilirler. Oradaki arkadaşlarla devamlı çünkü irtibatta çalışıyoruz. Hocam size ne zaman gelsinler? Biz öyle hani çok randevu alıp gelin şeyinde değiliz sigara bırakma polikliniğinde. İsteyen herkes gelebilir diyoruz. 171'de de bu kayıtlı zaten. Mesela Ordu ve tüm ilçelerinden 171 aradıklarında direkt bize yönlendiriliyorlar. Evet. Ha şöyle köyden çıkıp gelemeyenler olabilir, uzakta ya da hastaneye gelemeyen olabilir, işte iş yerinden izin alamayanlar olabilir. Onları da Alo 171'deki danışman arkadaşlarımız telefonda dahi biraz işte konuşarak, davranışsal yöntemlerini düzenlemeye çalışarak, bu biraz önce mesela arada kamu spotunuzu gördüm, oradaki davranışsal yöntemleri önererek kişileri yönlendirmeye çalışıyorlar. Tekrar arıyorlar, ne yaptınız, nasıl geçti. Eğer yine kişi bu şekilde başarılı olamazsa o zaman bize yönlendiriyorlar. Tabii hastalığın tanısını biraz daha konuşalım hocam. İlk hastaneye başvurduğunda tanısı nasıl konuluyor? Bunun için özel bir test var mı? Koahın tanısını koymak aslında bazen çok kolay. Bazen de ilk bölümde konuştuk, karışabiliyor birçok hastalıkla. O yüzden bize öksürük, balgam, nefes darlığıyla gelen hastalarımıza tabii ki önce iyi bir öykü anamnez diyoruz biz buna. İyi bir öykü almamız gerekiyor işte. Bizim için sigara içip içmemesi çok önemli. Ne mesleği yaptığı çok önemli. Çünkü bazı tozlu, kirli mesleklerde de KOAH sonuçlanabiliyor.
Bunun yanında tabii ki hastalarımızdan mutlaka bir akciğer grafisi görüyoruz ve spirometre dediğimiz bir solunum fonksiyon testi yapıyoruz. Bunların neticesinde KOAH teşhisi koyabiliyoruz. Bazen çok çok erken evrelerde bu solunum fonksiyon testleri henüz bozulmamış oluyor. Kişiler solunum fonksiyon testim nasıl çıktı? Evet normal diye bazen soruyorlar doktorlara ve normal kelimesini duyunca bir rahatlıyorlar, devam ediyorlar hayatlarına. Aslında KOAH'ın erken evrelerinde henüz o solunum fonksiyon testi bozulmadan da KOAH başlayabiliyor. Biz bunu bazen kişinin akciğer grafisinden dahi ya da muayenesinden dahi anlayabiliyoruz. O yüzden aslında tek bir kriter yok. Hani bu olursa KOAH deriz, olmazsa KOAH henüz başlamamıştır, değil. Kişi bütünsel olarak değerlendirmemiz gerekiyor. O anki şikayetleri, muayenesi. Tabii ki bu testleri mutlaka yapıyoruz yine de normal olsa bile. Bir akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testi görmek gerekiyor. Evet. Tabii kimse olmasın isteriz ama çok daha yaygın bir hastalık değil mi hocam? Yani birçok kişide görülen bir hastalık. Ordu'da durum nasıl? Yani aslında tüm Türkiye'de hani 40 yaşın üzerinde 10 kişiden birisi KOAH. O yüzden hani çok da yadsınacak bir sayı değil. Zaten bahsettiğimiz gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine baktığımızda da böyle. Görülme sıklığı bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de Amerika'da da gittikçe artıyor örneğin. Çünkü sigara içme oranları, yani mesela bıraktırma oranları tamam Avrupa'da ve Amerika'da düşüyor. Ama hani kadın popülasyonuna baktığımızda tütün ve tütün ürünlerine maruziyet artıyor. O yüzden kadınlarda görülme sıklığı giderek artıyor. Tabii ki tütün ve tütün ürünleri sadece KOAH'ı değil. Hani örneğin bu ay mesela akciğer kanseri ayı. Akciğer kanserinin de görülme sıklığını giderek artırıyor. O yüzden sigara içen kişiler, bizim onlara kapımız her zaman açık. Bırakmak için ya da solunum yolları ile ilgili kontrol ya da hani check-up kabaca söylersek yaptırmak için mutlaka bize gelsinler. Bazen çünkü nefes darlığını algılamak bile çok sorun olabiliyor. Kişinin aslında nefesi daralıyor. Biz bunu kapıdan girdiğinde fark edebiliyoruz. Ama kişi yo ben rahatım diyor mesela, hiç nefesim daralmıyor diyor. Böyle hastalarımız da var. Biraz böyle semptomlarını anlayamayan ya da hissedemeyen ya da geri plana atan hastalarımız da var. Abartanlar olduğu kadar hakikaten anlayamayanlar, ihmal edenler de var. O yüzden en azından 40 yaş üstünde sigara içenler bir kere bile olsa bize gelirlerse kontrole. Evet. Çok daha bütün sigaranın etkilerini gösterdiği bütün hastalıklar için erken teşhis daha mümkün olur. Evet. Tabii sadece ciğerleri de etkileyen bir hastalık değil, diğer sistemleri de etkiliyor dediniz. Bunu biraz daha açalım hocam. Vücutta ne gibi hasarlar bırakıyor KOAH? Evet, aslında bu tütün ürünleri, işte hava kirliliği diye bahsettiğimiz dış ortam, iç ortam, hava kirliliği, hava yollarımızı etkiliyor. Hava yollarımızda direkt bozukluk yapıyor. Ve KOAH oluştuktan sonra bir takım sitokin dediğimiz maddeler salınıyor bu hücrelerden. Yani böyle çok kabaca anlatmak gerekirse. Ve bu maddeler kan yoluyla vücudumuzun her yerine yayılıyor. Kişide kilo kaybına sebep olabiliyor. Zayıflamaya sebep olabiliyor. Bacaklarda güçsüzlüğe sebep olabiliyor. Kişiler diyor mesela beslenmeleri bozuluyor. İştahsız hale geliyorlar. Yemek yemiyorlar. Bunların hepsi KOAH da olabiliyor. Diğer organları etkileyebiliyor. Biz en yakın kalple komşuyuz, akciğerler. En sık da kalbi etkileyebiliyor. Eğer KOAH çok ilerlerse tek başına kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. İlla kalpte bir hastalık olmasına gerek yok. Biz buna sağ kalp yetmezliği, yani sağdan gelen yetmezlik diyoruz. Hani akciğerler daha çok sağda olduğu için. İlla kalbi sapasağlam bile olsa KOAH'lı bir kişinin KOAH'a bağlı ilerleyen evrelerde kalp yetmezliği gelişebiliyor. Bu sefer ne oluyor? Bacaklarda şişlikler, karın bölgesinde şişlikler, akciğerlerde su toplama, sıvı toplama gibi şikayetleri olabiliyor kişilerin. Evet. Yaşam tarzı değişikliklerinden bahsetmiştiniz. Neler hocam bunlar? Yaşam tarzı değişiklikleri KOAH'ta çok önemli gerçekten. Çünkü biz istediğimiz kadar kişiye ilaç verelim, en güzel ilaçları verelim, her şeyi tam yapalım. Kişi bu yaşam tarzı değişikliklerine uymazsa KOAH ilerlemeye devam ediyor maalesef. Bu bahsettiğimiz ilaçları hava yoluyla alıyor bizim hastalarımız, inhaler yöntemlerle.
sigara içmeye devam ederse, sigara hava yollarında tahribata devam ettiği için bizim bu verdiğimiz ilaçlar gidip etki bölgelerinde tutunamıyorlar. Tutunamadıkları için de bizim istediğimiz etki payına ulaşamıyorlar. Yani aslında ilaç bir işe yaramamaya başlıyor bir süre sonra. Hem bunun için önemli, hem de sigara içmesi zaten mevcut hasarı daha da artırdığı için o kaybolan solunum fonksiyonunu daha da bozuyor. O yüzden mesela tütün ve tütün ürünlerine maruziyetin sonlandırılması çok önemli. Hani evde de sigara içilmemesi önemli. Kişi bırakıyor, eşi sigara içmeye devam ediyor. Bu da kişiyi aynı şekilde etkiliyor. Ya seni etkilemez, ben gideyim balkonda içeyim gibi düşünmemek lazım. Gerçekten etkiliyor ve hani bu etkilediği de bu sadece hani lafta ya da bizim korkutmak için söylediğimiz bir şey değil. Bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış ve desteklenmiş bir hipotez. Onun dışında tabii ki işte bahsettim nargileler, diğer tütün ürünleri. Mesleksel bir maruziyeti var mı? Bunu mutlaka sorgulamalıyız. Tozlu ortamlarda çalışmak, taş işçiliği olabilir, madenler olabilir, seramik işçiliği olabilir. Birçok meslek dalı var. İş güvenliğine, iş sağlığına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle bir maruziyet varsa belki işteki pozisyon değişikliği, ünite değişikliği gerekebiliyor. Mutlaka sağlıklı beslenme ve egzersiz, hani biz bunu artık bütün kronik hastalıklar için öneriyoruz. Hani KOAH'a iyi gelen şunun pekmezi bunun balığı diyebileceğim bir şey yok. Ama genel olarak sağlıklı beslenmek, işte diyabet varsa, şeker hastalığı, tansiyon varsa bunların kontrol altında tutulması. Biz bu ileri evre KOAH'lı hastalarımızı mutlaka kardiyoloji uzmanının, yani bir kalp hastalıkları uzmanının da değerlendirmesini istiyoruz. Mutlaka yılda bir kardiyoloji muayenesine gönderiyoruz hastalarımızı. Hani ekokardiyografi dediğimiz bir kalp ultrasonuyla da yine akciğerler kalbi etkilemiş mi bakılması gerekiyor. Egzersiz önemli. Hani biz çıkıp işte şu kadar kardiyo yapın, işte spor salonuna gidin. Zaten öyle diyemiyoruz. Zaten birçoğumuzun imkanı ve zamanı da yok bunu yapmak evet. için. Ama hani sedanter hayat dediğimiz, her şeyi oturarak yapma, her yere otomobille, toplu taşımalarla gitme. Hani bunu biraz önüne geçmeye çalışmalıyız. Yani yürüyüş imkanımız varsa yürümeliyiz. Her gün düzenli, başlangıçta 15 dakika, sonra bu 20 dakika olabilir, sonra yarım saat olabilir. Her hafta dozunu bir miktar artırarak düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmak. Mümkünse bunu temiz bir ortamda yapmak. Maalesef hani yanımızdan böyle arabalar, egzoz dumanları geçerken yürüyüş yapmak da aslında kendimizi dış ortam hava kirliliğine maruz evet. Hani onlardan biraz böyle daha sahil yoluna kayıp yürüyüşümüzü yapabiliriz ya da daha doğa ortamlarında yürüyüşler yapabiliriz. Bunları tavsiye ediyoruz. İç ortam hava kirliliğinden de korunmayı anlatmamız gerekiyor hastalarımıza. Hani bu neler? Evin içerisinde şömine yanması, odun sobası yanması gibi, ocak olması, işte maalesef köylerimizde, hani hepimizin köyünde var, bir ocak olur salonun ortasında evet. üzerinde ekmek pişer, yemekler pişer, maalesef bunlar da KOAH'a sebep olabiliyor. Hatta hiç sigara içmeyen hastalarımız, özellikle kadın hastalarımız, o teyzelerimiz bize geldiğinde işte KOAH'sın dediğimizde çok şaşırıyorlar. Ama ben hiç sigara içmedim ki, ciğerlerin sigara içmiş birinin ciğerleri gibi diyoruz. Maalesef o iç ortam hava kirliliği, o yıllarca o iç ortamda o odunun üstünde ekmek pişirmesi, yemek pişirmesi özellikle kadınlarımızı, bizim bölgemizdeki kadınları KOAH yapıyor. Hani bunları hani nasıl kaçınabiliriz, nasıl yok edebiliriz tamamen bilemiyorum ama hani en azından vatandaşlarımızı bu konularda bilgilendirmek, bir kulağına kar suyu kaçırmak da etkili olabilir. İmkanları varsa bunları minimuma indirmeleri gerekiyor. Nemli bir bölgede yaşıyoruz. Özellikle nemli ortamda KOAH'ı tetikleyebiliyor. Hani evdeki nemi kurutmak için nem kurutucu cihazlar ya da klimalar kullanılabilir. Tabii bunlar yapılırken klimaların bakımlarının mutlaka yapılması gerekiyor. Her sene bakımı yapılmayan klimalardan da solunum yoluyla bulaşıcı hastalıklar yayılabiliyor. Hani bütün bunları hastalarımıza evet. anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi KOAH olduklarında hocam mesela halılar da çok böyle günlü halılar toz tutabiliyor. Onlar da mesela işte kullandığımız yorganlar, battaniyeler bunlar da çok önemli değil mi? Yani bunların hijyenini sağlamak. Evet.
temiz tutmak, bunlar da eminim etkiliyordur. Evet, özellikle tabii bunları biraz daha şey böyle astımlı hastalarımızı, alerjik hastalarımızı çok öneriyoruz. İşte daha sentetik ürünler kullanmalarını, çok yünlü, tüylü halılardan, yorganlardan, yataklardan kaçınmalarını. Ama hani yünlü kullanacaksak bile artık son yıllarda hani bu biraz daha gevşedi. Evet. Tamam, yünlü de kullanabilirsin. Ama hani bunların gerçekten havalandırılması ve kuru olması çok önemli. Hani biz mesela nemli bölgede yaşıyoruz. Eğer o yünlerin içerisinde nem olursa sadece ıslaklık hissi değil bu nem aslında. Küf demek. İşte o duvarlarımızın, sıvaların altındaki küfler. Onlar direkt solunum yolumuzda ciğerlerimize giriyor biz uyurken. Ve hem başka hastalıklara sebep olabiliyor hem de mevcut bir kronik hastalığımız varsa astım, KOAH gibi bunun alevlenmesine de sebep olabiliyor. Biz bazen diyoruz iyi gidiyordu, ne oldu, ne tetikledi, bazen hiçbir şey bulamıyoruz ama kişinin gerçekten kendi evinde en güvenli hissettiği ortamda o KOAH'ını tetikleyen bir faktör olabiliyor. Bazen dedektiflik yapmak gerekebiliyor. Yastığın nasıl, yorganın nasıl, hadi bunu değiştirelim. Halı çok istemiyoruz. Hani mümkünse güzel havalarda, sıcak havalarda halılar evden tamamen kaldırılsın. Halılar yıkanıyorsa mutlaka kuruduktan sonra eve gelsin. Yani nemli halıyı eve serip evde kurutmak doğru bir şey değil. O da solunum yolu hastalıklarını tetikliyor, kötüleştiriyor. Mesela çok basit ama çok bilinmeyen, ben de bunu çok geç öğrenmiştim. Mesela kuru temizlemeden aldığımız kıyafetler. Üzerlerinde kimyasallarla bize veriliyor aslında ister istemez. Bunu da ilk defa duydum evet, ben. Evet, birkaç saat mesela o kuru temizlemeden gelen kıyafetlerimizi birkaç saat balkonumuzda falan asalım, havalandıralım. Ondan sonra evin içine alalım. Onlar da iç ortam hava kirliliğini tetikleyebiliyor. Bunu da ilk defa duydum evet. Hocam. Ben de şaşırdım. Ben de duyduğumda şaşırmıştım evet. Evet, kuru temizlemeyi de versek mutlaka balkonda bir süre havalandırıp evet. Sonrasında dolaplarımıza yerleştirelim. Çünkü bu da üzerindeki kimyasal maddeler solunum yolumuzu olumsuz yönde etkileyebiliyor dedik. Ama en önemlisi sigara. Yani sigara konusuna bir kez daha değinelim, üzerinde duralım. Çünkü %90 oranında etkilediğinden bahsetmiştiniz. Tabii her şeyin bir çaresi var, çözümü var. Sigarayı bırakmanın da bir tedavisi var. Hem psikolojik açıdan hem tabii çeşitli yardımcı. Gerçi şu an ilaçlar yok, ondan da bahsedeceksiniz muhakkak. Çeşitli yardımcı işte bantlar var şu anda mesela popüler. Bir ara ilaç kullanmıyordu hocam, sanırım artık bu da piyasadan kaldırıldı. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, aslında biz de hani tüm dünyada trend, gidişat, öneriler nasılsa, rehberler ne öneriyorsa. Daha sonra Sağlık Bakanlığımız bize bunu nasıl uygulamamız gerektiğini söylüyorsa biz de Ordu'da tıpatıp aynısını uygulayabiliyoruz. Yani orada olmayan bir yöntem var. İşte biz bunu burada yapamıyoruz diyebileceğimiz bir şey neyse ki yok. ama ilaçlarda evet yaklaşık bir yıl önce öyle bir kesinti oldu. Şöyle ki bu hani bizimle ülkemizle alakalı bir şey değildi. İlaç firmasıyla alakalı bir durumdu. Yani geniş çaplı bir açıklama yapılmadı ama üretim bandında bir hata olduğundan falan bahsettiler. Ve şu an ilaç yok piyasada. Bunlar pahalı ilaçlardı. Tabii ki yurt dışından geldiği için çok pahalı ilaçlardı. Ama biz bunları bakanlığımız aracılığıyla danışanlarımıza ücretsiz olarak veriyorduk. Şu an bunları temin edemiyoruz. Evet. Ama hani elimizdeki imkanlarımız tükenmiş ya da bitmiş değil. Yani inanın gerçekten gelip orada bir danışan olarak sadece sormak, kafasındaki soruların cevabını almak bile kişinin bırakmasında çok etkili olabiliyor. Şu an bizim ücretsiz olarak verdiğimiz nikotin bantlarımız var. Şimdi herkese de nikotin bandı uygun olmayabiliyor. Hani kontraindikasyon dediğimiz bazı kriterler var. Eğer kişi bu kriterlere sahipse biz bunları kişilere temin edemeyebiliyoruz. Ama herhangi bir sıkıntı yoksa veriyoruz. 3 ay boyunca, en az 3 ay boyunca yüksek dozdan başlıyoruz. Dozunu düşürerek gidiyoruz. Kişileri mutlaka önce 2 hafta sonra, 1 ay sonra aylık kontrollere çağırıyoruz. Zaten Alo 171'den de bu danışanlarımız aranıyorlar. Biz oraya telefon numaralarını girdiğimiz için. Nasıl gidiyor? İşte bir desteğe ihtiyacınız var mı? Herhangi bir yan etkiyle karşılaştınız mı? Karşılaştıysa bu yan etkiler karşısında neler yapabilir? Bunların tekrar üstünden geçiyorlar. O da biraz destekleyici bir faktör aslında. Çünkü motivasyonel süreç bu bağımlılıkta çok önemli.
Öyle olsaydı işte kişiler eczanelerimizden de gidip bu bantları, sakızları temin edebilirler. Evet. Sonuçta sigaradan ucuz aslında bir aylık maliyetine baktığınızda. Tamam pahalı ama hani bir sigara paketinin ücretini düşünürsek bir ayda sigaraya verdikleri paradan daha ucuz aslında. Gidip alırlar, kafalarına göre kullanırlar. Ama motivasyonel destek süreçleriyle beraber olmadığı zaman başarı oranı çok düşüyor. Evet, biz biraz tabii onun başarı oranını artırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle, yani destek almak bu açıdan çok önemli. Motivasyon açısından bahsettiğiniz gibi. Burada biraz da kişinin, yani sigarayı bırakma konusunda karar vermiş, bu konuda çaba gösteren, sabırlı davranmaya çalışan kişilerin, ailelerinin ve arkadaş çevrelerinin de biraz destek olması lazım. Ya bırakabilecek misin gerçekten? Bırakamazsın. Sen yine başlarsın demeyin lütfen. Çünkü buna da çok, evet, şahit oluyoruz. Kişilerin moralini, motivasyonunu düşürecek davranışlardan kaçınalım. Hatta onlara yardımcı olalım. Bazen sinirlenebilirler, agresif davranabilirler. Tabii bu bir bağımlılık maalesef. Çok da kötü bir bağımlılık. O yüzden onlara biz de yardımcı olmaya çalışalım. Burası da çok önemli bence. Siz zaten gereken, evet, desteği veriyorsunuz hocam. Biraz da kişinin kendi çevresini de bu konuda. Çevresel destek, evet, önemli. Hatta biz zaten söylüyoruz, hani evde sigara içen başka kişi varsa onu da getirin. O da duysun. Hani hiç kafasında bırakma düşüncesi yoksa bile en azından gelsin, duysun, beraber konuşalım. Siz çevrenize sigara bırakma sürecinde olduğunuzu söyleyin. Hani bunu gizli gizli yapmaya çalışırsanız bazen bir korku oluyor. Ya bırakamazsam rezil, evet, olmayayım işte, ya da işte başarısız görünmeyeyim insanların gözünde diye. Aslında tam tersi, mesela söylersek ailemize, iş yerindeki arkadaşlarımıza, hani bizim yanımızda sigara içmesinler, sigara ikram edilmesin, sen zaten ilaç kullanıyorsun, bant kullanıyorsun, bak bir dene bakalım, tiksinecek misin? Zaten sen içmezsin. Bakalım bir dene, miden bulanacak mı? Hep söylüyoruz, bu tip arkadaşlıklara mahal vermeyin. Bunlar iyi arkadaşlıklar değil. Bırakamayan kişiler, hakikaten bırakan kişileri sabote etmeye çalışıyor. Biz bunu gözümüzde gördük. O yüzden yanımızda iyi arkadaşlarımız olsun, destekleyenler olsun. Ya da bazen bizim başlayan danışanlarımız oluyor. Bir sonraki kontrole mesela yanında 3-4 kişiyle beraber geliyor. Arkadaşlarım da bana imrendiler diyor. Biz onları mesela işte içeriye grup olarak alıyoruz. Hep beraber konuşuyoruz. Hatta orada ya sende şu yan etki oldu mu, bende bu oldu. Çok da güzel böyle paslaşıyorlar. Şikayetlerini de beraber yok etmeye çalışıyorlar. Biz ona da varız. Kalabalık da gelebilirler. Hiç sorun değil. Ama yeter ki işte toplumsal destek çok önemli. Biz ne kadar, evet, orada birkaç dakika destek olabilsek bile kişinin ailesinden, arkadaşlarından gördüğü destek olmalı muhakkak. Kesinlikle, yani moralleri yükseltelim bu şekilde. Çevremizde sigarayı bırakmaya çalışan insanlara yardımcı olmaya çalışalım. Hatta içiyorsanız siz de yardım isteyin bu şekilde sigarayı bırakanlardan. Salı günleri de zaten eğitim araştırma hastanesinde, evet, sigarayı bırakma polikliniği de açık oluyor. Gidebilirsiniz. Bu şekilde destek alırsanız çok daha rahat sigaradan kurtulabilirsiniz diyelim. Ve toparlayalım hocam. Son olarak neler söylersiniz? Son olarak söylemek istediğim, aslında sigaraya hiç başlamamak en güzeli. Çünkü bahsettiğiniz gibi sizin de başladıktan sonra hakikaten çok zor bir bağımlılık. Çünkü çok kolay ulaşılabiliyor. Her yerde hani legal olarak satılıyor, toplum tarafından tamamen kabul edilmiş bir bağımlılık. Hani diğer alkol veya madde bağımlılığı gibi büyük zorluklar çekmiyor sigara bağımlıları. Çok kişi de içtiği için kabul görmüş bir bağımlılık. Keşke tütün hiç bulunmasaymış. En önemlisi tabii ki çocuklarımızı, gençlerimizi hiç başlamadan bu konuda keşke daha iyi bilinçlendirebilsek. Keşke hiç tütün ürünlerine başlanmasa. Ama başlandıktan sonra da hani böyle dünyamızı karartmayalım. Ben bırakamıyorum, başaramıyorum, kaç kere denedim diye düşünmeyin. İnanın herkesin yaklaşımı çok farklı olabiliyor. Vazgeçmesinler, denesinler. Hakikaten alo 171 arasınlar. Biz hangi gün oradayız, o salı orada mıyız? Bizi sorsunlar ve gelsinler. Bir konuşsunlar. Evet. İlla biz bırakmayacaksan niye geldin gibi bir tutum kesinlikle sergilemiyoruz. Onu orada minicik bir motive bile edebilsek bizim için bir kârdır. Ya seneye bile bıraksa bizim için bir kârdır. Evet. Ama son olarak özellikle 40 yaşın üzerinde olup sigara içen, öksürük, balgam, nefes darlığı şikayeti olan kadın erkek herkesin bir göğüs hastalıkları uzmanı en azından bir kere muayene olması gerektiğinin
altını çizelim. Çünkü tütün sadece tabii ki göğüs hastalıklarını ilgilendirmiyor aslında. Birçok diğer branşı da ilgilendiriyor ama nereden başlamalıyım derseniz bir göğüs hastalıkları uzmanıyla görüşmeden başlayabilirler. Evet, çünkü KOAH olma ihtimaliniz çok yüksek. Yani evet. Bu bir gerçek ve biz de bugün bu gerçeği konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Evet değerli izleyenler, yavaş yavaş veda ediyoruz tabii. Bugün bir saatimizi KOAH hastalığına ayırdık. Ve KOAH'ın tanısı nasıl konulur, tedavisi nasıl yapılır, KOAH'a yakalanmamak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor, sigara bağımlısıysak eğer sigaradan nasıl kurtulabiliriz, nasıl destek isteyebiliriz, bunları konuştuk. Ve artık veda vaktimiz de geldi. Şimdi efendim programımızı noktalıyoruz. Yarın da farklı konu ve konuklarla burada olacağız. Sizler de ekran başında olun. Hoşça kalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.